Evet, Hayat Güzeldir de yine sevgili hocamız Tam Mehmet Oğlu'yla sohbetimize geldi sıra. Hocam, meme küçültme, büyütme çok merak edilen bir konu olduğu için biz de sık sık konuşuyoruz. Sık sık konuşuyoruz. Çünkü gerçekten de meme konusu çok önemli. Kadınlarda ciddi kompleksler oluşturabilen ve ciddi boyutlara ulaştığı zaman, büyük bir meme dokusu olduğu takdirde ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Hem giysilerde olsun, hem yaşam tarzında olsun bir problem oluşturan bir konu. Özellikle de günümüzde hani obezite, aşırı kiloluk, tabii bunlar memeye de yansıyor. Meme boyutlarına da yansıyor ve bu ciddi bir şekilde boyutlara ulaştığı takdirde kadınları ciddi bir şekilde huzursuzluk edebiliyor. Sıkıntı yaratıyor. Şimdi büyütmeden başlayalım isterseniz. Bu implantlarla ilgili de çok fazla işte insanlarda tabii doğru bilinen yanlışlar var. Doğru bilinen yanlışlar var kesinlikle. İnsanlar özellikle bizim toplumumuz biraz daha silikon protezlerden kaçıyor oldu. Yani gerçeğe ihtiyacı olunca araştırılıyor. Sonuçta sık yaptığımız ameliyatlardan birisi. Ama bazen de korkuluyor. Neden korkuluyor? Patlar mı, çıkar mı, öyle olur mu? Doğallığımı bozar mı? Biraz da sosyal medya bu konuda etkili. Ya aslında şöyle bir şey var bu konuda. Şimdi biz bu tip operasyonlarla ilgili hep kötü hikayeleri duyuyoruz. Çünkü kötü hikayeler çok ortaya çıkıyor. Biz de medyadan duyuyoruz. Yani ister istemez kötü daha çok haber yapılıyor. Yani 1 milyon tanesi iyi yapılıyor. İyi yapılıyor. Sonuçta trafik kazası gibi düşünün. Evet, yani Allah trafik korusun. Kazası tabii ki trafik kazası daha sık yaşanıyor sonuçta. Tabii. Yani ama bir de sosyal medyanın da özellikle etkisi daha fazla. Çünkü ya her ameliyat sosyal bir risk, medya bunu bilmek tabii gerek. Ki sosyal medyada abartılı büyük bir meme dokusu gösteriliyor. Yani hani insanlar acaba meme protezi yapıldığı takdirde böyle mi olacağım ben? Abartılı bir şekilde gösteriliyor. Ya da çok hikaye var, sızdı, patladı, kapsül yaptı, onu yaptı, kesinlikle, bunu kesinlikle. Yaptı gibi. Aslında protez, yani bildiğimiz üstünde belli bir tabaka yerleştirilen, içinde jelimsi bir yapı. Yani vücutla hemen hemen üst tabakası temas eder protezin. İçinde ne var tam olarak? Yani içindeki madde neydi? Protezlerinin içinde jelimsi bir yapı vardır. Belli süre sonra vücudumuz bunun üstünde özel bir kapsül oluşturur. Kapsül oluşturur. Yani vücudumuz bunu göğsün arka, meme dokusunun arka kısmında hapseder. O kapsülün orada, yanlış gitmesi nedir mesela? Ne olabilir? O kapsül belli vücutta kişiden kişiye göre değişebiliyor. Tabii. Abartılı şekilde kontraktürler oluşabilir. Ha. Kalınlaşmalar olabilir. Ama bu da çok da nadirdir. Nadirdir. Peki patlaması falan? Evet, meme protezlerinin patlaması gerçekten artık son zamanlarda mümkün değil. Videolar yani, varmış galiba YouTube'da falan, arabayla falan üstünden geçiyorlarmış gibi şeyler kesinlikle duyuyor. Çünkü bakın ben mesela sıktığım zaman protezi, yani istediğim kadar sıksam da evet herhangi bir şey gerçekten de etkilenmiyor. Oldu yani, ki böyle bir hadise yaşandı. Tamam, diyelim nedir ki. Nedir o zaman? Evet, diyelim ki bir yerden kesildi. Allah korusun. Allah korusun, bir kesici bir şey. Olduğu takdirde içinden jelimsi bir yapı dışa çıkar. Ama dışa akmaz. Öyle akma diye bir şey yok ya. Akma o zaten değil. Katı bir şey gibi. Katı bir şey. Yani hatta ben bir programda kestim de zaten hatırlarsanız. Aynı zamanda dışarı çıkmıyor. Yani o yerde, o bölgede hapsoluyor. Vücut da onu kapatıyor zaten bir kapsülün peki, içinde. Peki bunların bir sürü markası mı var yoksa tek bir? Tabii. Şimdi silikonun bir sürü markaları vardır. Bu markaya göre tabii ki biz doktorun tercihi biraz da. Ben özellikle hastaya şunu söylüyorum. Yani doktor bu konularda daha çok eğitimlidir. Yani sosyal medyada, internette bir sürü yazılar olabiliyor. Bu yazılar yönlendirici olabiliyor. Yani yanlış bilgi olabilir. Google'a çok bakmamak lazım. Kesinlikle. 3 kişi diyelim ki şu markayı kullanmıştır. Onlar ciddi övüyorlar onu. Her gün devamlı övüyorlar. Tabii. Ona bakıldığı takdirde o markaya koşuluyor. Yani o marka isteniyor. Aslında doğru bir şey değil. Çünkü bu silikon markalarının en iyi eğitimini alan doktorlar. Hekimlerdir. Evet, onların hekimlerdir. Karar vermesi gerekiyor. Yani silikonu bir de en çok silikon protezler en çok endişe edilen iz kalır mı? Meme dokusuna herhangi bir zararı olur çok mu? Çok farklı yerlerden girilebiliyor. Farklı yerlerden girilebiliyor. İşte göğüs ucu var, koltuk altından. Meme başından var, koltuk altından var. En çok sevdiğim yöntemi de ben söyleyeceğim meme altından. Meme altından. Neden mesela siz meme altı tercih ediyorsunuz? Yani şimdi hastadan hastaya göre değişebiliyor ama ağırlıklı olarak meme altından. Ben daha mı doğal oluyor? Nedir mesela? Bir kere meme dokusuna hemen çok temas etmiyorum. Meme başından konulu takdirde nispeten meme dokusuna temas edebiliyorum. Yani ama tabii ki bu yöntemi tercih eden meslektaşlarım vardı. Yine hekimin tercihi. Meme altından yaklaşık 3-4 santimlik bir kesi yaparak
protezi oradan yerleştirebiliyoruz ve aynı zamanda da meme dokusunu hemen hemen hiç görmüyoruz. Yani sadece görebiliyoruz ya, o kadar. Anladım. Meme ucunu biraz o iz orada daha kolay yok oluyor diye mi tercih ediyorlar aslında? Tabii ki. O bölgede hani memenin kendi zaten doğal kendi, rengi evet. var ya yani orada ama bunun da ölçüsü vardı. Eğer çok küçük bir meme başı varsa yapılmaz zaten. Oradan biraz zor işlem gerçekleştirmek. O yüzden meme altından koltuk altından, meme başından yapılabilir. Meme altından konulduğu takdirde biraz daha memeye alt kadranlı, alt hacmini silikonun şekillendirmesi. Ben her zaman şunu söylerim. Kötü teknik yoktur evet. aslında. Hangi cerrah o tekniğe en iyi kendini hissedebiliyorsa, çünkü sonuç önemlidir. Yani bize hasta şu yöntemle meme altından konuldu, bak ne kadar güzel oldu. Kas dememek altına konuldu, lazım, ne kadar tabii. güzel oldu. Hayır. Hepimizin bünyesi de farklı. Kesinlikle hasta sonuca bakması lazım. Tabii. Ya, ameliyata geldim, meme boyutları nasıl? Oldu mu? Evet. Bir sıkıntın var mı? Yok. Küçültmede de aynı şekilde altta iz oluyor. Küçültmede değil mi? De tabii ki. Yani, biz plastik cerrahların özellikle herkes plastik cerrahiyi iz olarak yani işsiz olarak düşünür. Hatta ben asistanlığımın ilk başlarında dönemlerde üniversite eğitimimken ya her yerde iz var. Şimdi işsiz ameliyatı bana nasıl gösterecekler diye ben merak ediyordum. Aslında plastik cerrahide işsiz ameliyat diye bir şey yok. Tabii ki yine biz düzenli dikeriz ama bu izleri bir yerde kamuflaj ediyoruz. Vücudun kıvrımlarında kamuflaj ediyoruz. Tam mesela altta gibi. Özellikle memenin alt kıvrımında kamuflaj ediyoruz. İşte göz. Meme ucu. Başında. Bu kıvrımlarda biz onu sakladığımız takdirde gerçekten de hastalar bunu fark etmiyor. Peki ne zaman mesela bir iz tamamen yok olur ya da tamamen yok olur diyemeyiz ama en tabii iyi ki, haline? Tabii ki. Şimdi izler her zaman bir yerimiz kesildiği zaman ne kadar kalıyor oradaki iz? Hı-hı. Yani yaklaşık 3 ay kadar bir tabii kırmızımsı hiç. Oluyor. 6 ay sonra onun rengi cildimizin rengine dönüşüyor. Dönüşüyor. Belli süre sonra cildimizin rengine dönüştüğü takdirde orada bir çizik şeklinde incecik bir şey kalıyor. Tabii cildin yapısı da çok önemli. Tabii ki. Bakın, herkes aynı şekilde tabii ki, iyileşmiyor. Tabii ki, çok kolay tabii ki. Bir şey değil. Beyaz tenliler çok avantajlı. Bir yıl sonra izi arayıp bulamadığımız hasta grubu vardır. Tabii. Ama maalesef esmer tenli benim gibi. Öyle mi? Esmerlerde daha zor. Evet, evet. Bir takım şeyler kalabilir ama ben şu ana kadar bu izden rahatsız olan hasta görmedim. Çünkü o kadar işkence çekiyorlar ki, o kadar işkence yaşıyorlar ki bakın. Büyük gözden yokluğu, ya da küçük gözden. Yokluğu bir dert, fazlalığı, başka bir dert. Doğru. Yani bayağı zor bir şey. Evet. Şimdi hemen bir sorularımızı alalım mı? Neler varmış bir seyirci sorusu? Erkeklerde meme küçültme nasıl yapılır? İz kalır mı? Biz de tam bunu konuşuyorduk beyefendiye evet, çok teşekkür evet, doğru, ediyoruz. Doğru doğru. Erkekler İz kalırmış unuttuk. Ama neymiş işte erkeklerde meme dokusunu. Ona başka bir şey deniyor değil mi? Jinekomasti dediğimiz jinekomasti. Bir şey. Erkekler ciddi bir şekilde rahatsız olabiliyor. Özellikle güzel zor, bir soru. Çok zor erkek için daha zor. Evet evet erkeklerde meme dokusunun biraz fazla olması rahatsız edici bir evet. durum. Ne yapılıyor? Neden oluyor? Hormonal bir şey mi? Hormonal bir şey olabilir. Hı. Veya belli dönem sonra 13 yaşına kadar erkeklerde meme dokusu geri gitmeye başlar. Hormonların etkisiyle. Bu kalıcı ufak nedenlere bağlı olabilir. Hı. Meme dokusunun kalması. Aynı zamanda eğer yağ dokusu ağırlıklıysa erkek memesinde diyelim fazla biraz çıkıntısı varsa meme dokusu varsa yağ dokusu ağırlıklıysa sadece liposuction tekniğiyle o yağ dokusu alınarak normal hale getirilebilir. Ama yağ dokusunun yanında meme dokusunda da büyüme varsa aynı seansta hem liposuction hem o meme dokusunu tamamen oradan çıkartıyoruz. Erkeklerde de herhalde iyileşme süreci falan kadınlardaki gibidir diye düşünüyorum. Evet erkeklerde ters T dediğimiz iz çok da karşılaşmıyoruz jinekomastide evet. ama tabii ki mide ameliyatından sonra ciddi bir şekilde sarkmalar olursa. Varsa o zaman bizim planladığımız çizimler biraz daha farklı biraz olabilir. Biraz daha farklı olabiliyor. Evet, evet. Bir sorumuz daha var alalım. El gençleştirmek için hangi uygulamaları yapabiliriz? Ne gençleştirmek? El gençleştirmek. El gençleştirmek. Ben doğru algıladıysam yani doğru evet, duyduysam öyle. Doğruymuş. El gençleştirmek. Evet. Şimdi çok görüyorum ben sosyal medyada.
Nasıl gençleşiyor şimdi, eller? El yaşı belli ediyor Özge ya. Özge Hanım şimdi şöyle gerçekten vücudumuz şekil değiştiriyor. İster eller olsun yüzümüz olsun. Eller de bayanların gerçekten de çok da etkilediği bir nokta. Elle çünkü, boyun derler. Elle boyun. O yüzden el bölgesinde cildin altın dokunsunun incelmesi, özellikle damarsal yapının görünmesi. Hı hı. Ben seviyorum, benim çok damarlı mesela, ben severim ama tabii bir ondan sonra bir şu an fena değil. Evet, bu bölgeye ne yapılabiliyor? Yani en çok sevdiğimiz vücudumuzda yine de yağları kullanıyoruz. Hmm. Yağlar... Vücuttan mı alıyoruz? Evet, yağlar dirençli bölgemizdeki, göbek altındaki... Bir taşla iki kuş işlemi. Evet, dizin iç kısmındaki, bacağın iç kısmındaki yağları alıyoruz. Belli işlemlerden geçirdikten sonra elin sırtına yağ enjeksiyonları yapıyoruz. Güzel. Yağ aynı zamanda dolgu etkisini gösterir ve bir de aldığımız yağda kök hücreler var. Ha, bu kök hücre oradaki kolajeni destekliyor. Kesinlikle orayı destekliyor. Orada hem dolduruyor hem gençleştiriyor aslında. Kesinlikle. O yüzden yağ vücutta bu bölgelere enjeksiyonda daha çok tercih ediyoruz. Artık hanımlara ona da çare bulunmuş evet, demek evet. Ki. Hatta ciddi bölgelere kadar yaygın şeyler varsa bayağı o bölgelerde şey yapılıyor tabii. Hadi öbür sorumuzu alalım. Evet. Gözaltı morluklarımdan çok şikayetçiyim. Acaba bunun için bir uygulama var mı? Gözaltı morlukları bana da çok sorulan bir soru. Benim de bundan bir 10 sene öncesine kadar ciddi gözaltı morluğu şikayetim vardı. Bana hep soruyorlar nasıl hallettiniz diye. Uyku. Ben düzensiz uyuyan bir insanım. Çok uzun yıllardır uyku maalesef düzenimi oturttum. Yani erken yatıp erken kalkmak gibi. Doğru saatte uyumak aslında. Uzun uyumak değil, doğru evet saatte uyumak. Tabii ki çok destekler kullanıyorum falan ama... bana mesela gözaltı ışık dolgusu yapmıyorlar hocam. Çok inceymiş gözaltımın evet derisi. O yüzden evet doğru bir uygulama değil diyorlar. Teşebbüs ettim, beni geri çevirdiler. Defalarca yaptıramadım. Evet. Öncelikle evet uyku ama tabii ki bu zaman alan şimdi biraz şey. Tabii ki gözaltı derimiz çok ince. Cildin altındaki pigmenti rahat bir şekilde dışarı yansıtabiliyor. Evet, genetik çok önemli. Şimdi özellikle ona vurguluyorum. Genetik çok önemli. Gözün altındaki o morluk, genetik renk, pigment... tabii hayatımıza yansıyor. Ama tabii ne yapabiliriz? Peki bu nasıl uygulama mücadele uygulama olarak ne yapılabilir? Evet, yani bir kere istirahat eğer uyku düzenine bağlıysa ona. Ama uygulama olarak ne yapabiliriz? Eğer göz altı derisini nispeten biz ışığa doğru yaklaştırırsak, o morluğu kamufle edebiliriz. Kamufle edebiliriz. Evet. Mantık o aslında. Mantık o. Yani nispeten bu alt göz derisini biraz ışığa yaklaştıracağız. Işığa yaklaştırdığımız zaman kullandığımız yöntemler yine de Dolgu. Ben cerrah olduğum için hep birinci yağ geliyor aklıma. Evet. Tamam. Yağ da bir dolgu sonuçta. Ya dışarıdan dolgu materyali olabilir. Dolgu materyali olabilir. Kendi vücudumuzdan yağ enjeksiyonları yani yağ enjeksiyonları olabilir. O bölgeyi nispeten daha düzenli artırır. Çünkü neden? Göz alt kapağı dikkat ederseniz çökükte tamamı. Hmm. Gelen ışık o onu bölgede kıracağım bir gölgelik yapıyor. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Kendi vücudumuzdan alınan yağ daha doğrudur bu tip uygulamalar için. Yoksa değişir mi? Ben yağı daha çok seviyorum. Hı hı. Ama tabii ki yağ sonuçta de yağ enjeksiyonu hani diğer bölgeden bir yağ alınıyor. Ben biraz bu tür işlemleri hastanede yapıyorum. Hı hı. Hastalar ameliyat mı olacağım diye biraz endişe duyabiliyorlar. Tabii. Ama dolgu, hazırlanmış bir dolgu, hazır hemen bir şekilde. Hemen paketinden çıkarılıyor. Evet, rahat bir şekilde enjeksiyon yapılarak o bölgedeki özellikle gözyaşı deformitesi dediğimiz çöküklüklere tabii dolgular yapılabiliyor. Peki ne kadar sürer o dolgunu? Mesela kendi yağımızı alıp koyarsak ne kadar sürer? Kendi yağımızdaki işlemler özellikle seçtiğimiz süreler şöyledir. Bir seans daha gerekebilir. Çünkü yağ dokusu eriyebilir. Evet. O yüzden biraz daha fazla yağ vererek. O zaman vücudumuzun herhangi bir yerine kendi yağımızı koydurduğumuzda bir kayıp oluyor orada bir değil kayıp mi? Bir kayıp oluyor. Tekrar o bölgeye tabii uyuması, yağların tutması, iyileşmesi. Ama yağın genelde yüzde minimum desek %30'u vücudumuzda kalıyor. Yani peki dışarıdan dolgu kullanırsak? Dışarıdan dolgu kullandığımız takdirde ortalama şimdi ben ortalama bir yıl sürede diyorum ama bu 1,5 yıl sürebilir. Yine de yaşam tarzımız çok önemli. Hmm. Eğer sigara kullanıyorsa, gece zaten hayatı varsa, alkol ciddi bir şekilde kullanıyorsa yani... Onları zaten yapmıyoruz. Sonra gözüm ona altın diye morardı demiyorum. Tabii ki. Yani bunlar da çok önemli. Peki bir şey soracağım. Benim mesela hani gözaltıma ışık dolgu yapmak istemiyorlar benim. Ben ilerleyen yıllarda gözaltımdaki bu deri yani yaşla beraber derinleşecek orası. Onlara ben kendi yağımdan koydurursam olabiliyor mu mesela?
Tabii tabii. Yani bana şimdi, dolgu maddesi koymak istemediler, birçok hekimle görüştüm. Tabii ki. Ama kendi yağımı bir 5 yıl yağınızı, sonra. Kendi yağınızı zaten küçük bir işlem. Hı-hı. Göbek altından, bacak iç kısmından. Bulursak bir yerde yağ. Bulursak ama genelde plastik cerrahlar bir yerde buluyorlar. Yani. Bir yerden çıkarız, bir yerden buluruz. Bir yerden zaman, buluyoruz. Tamam, ben de yapalım düşünüyordum çünkü dolgu yapmıyorlarsa bana o zaman hani 5-10 yıl sonra ne olacak diye ya, kendi yağım. Tabii. Buna bir hatta çözüm hatta olsun. Aynı seansta ben mesela o bölgeleri yaparken de biraz da yanak dolgusunu da yapıyorum. Yanakta yaparız. Yani. Oh mis gibi. Tamam anlaştık o zaman hocam. Hocam geldik sohbetimizin sonuna, programımızın da sonuna geldik böylece. Efendim hayat güzeldir. Yarın sabah yine saat 8.15'te Show TV ekranlarında olacak. Yarın sabaha kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz.